Hadi gelin trigonometrik oranlarla ilgili pratik yapalım. Bu soruda kosinüs teta ve sinüs teta. Kosinüs teta ve sinüs. Sinüs teta'nın değerini bulmamız istenmiş. Önce kosinüs teta ile başlayalım biz. Peki teta şuradaki açıysa kosinüs teta nedir? Unutmayın bu bir dik üçgen. Size düşünmek için biraz zaman vereyim. Bu soruyu cevaplamak için trigonometrik fonksiyon tanımlarını hatırlamamız gerekiyor. Burada yardım için skah, kokoh ve takako kısaltmasını kullanacağız. Kosinüsle ilgili kısım kokoh kısmı. Bu sinüsü tanımlıyor, o yüzden bu sebeple s var. Bu kosinüsü tanımlıyor, o yüzden ko ile başlıyor. Burası da tanjantı tanımlıyor, o sebepten ta ile başlıyor. Kokoh kısaltması bize, şunu aynı renkle yazayım, bir açının kosinüsünün komşu bölü hipotenüs olduğunu söylüyor. Kosinüsün kosu, komşunun kosu ve hipotenüsün h'si, aşı, neyse, kokoh. Peki bu örnekte komşu kenar neresi? Açının yanındaki hipotenüs dışındaki hipotenüs olmayan kenar komşu kenardır, değil mi? Bu açının yanındaki bir kenar ve hipotenüs değil. Bu kenar da açının yanında ama bu hipotenüs çünkü dik açının karşısında. Öyleyse bu kenar hipotenüs. Teta açısının komşu kenarı bu. Teta'ya göre kenarları işaretlemeye başlamışken karşı kenarı da işaretleyelim. Bu da teta'ya göre karşı kenar. Evet, her şeyi işaretlediğimize göre sorumuza geri dönelim. Kosinüs teta eşittir komşu bölü hipotenüs demiştik, değil mi? Kokoh. Komşu kenarın uzunluğu 4. Hipotenüsün uzunluğu nedir? Hangi kenarın hipotenüs olduğunu biliyoruz ama henüz uzunluk verilmemiş. Ama biz Pisagor teoremi ile Pisagor teoremini kullanarak bulabiliriz. Dik üçgenin iki kenarı verildiyse üçüncü kenarı bulabiliriz, değil mi? İki kısa kenarın karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Yani 4'ün karesi artı 7'nin karesi eşittir. Hipotenüs için de h diyelim, h'nin karesi. 4'ün karesi 16 eder, 7'nin karesi de 49 etti. Eşittir h kare ya da h kare. 16 artı 50 olsaydı 66 ederdi. O zaman 16 artı 49, 1 eksiği 65. Yani bu kenarın karesi h kare eşittir 65. Veya h eşittir kısaca karekök 65. Burada tam kare yok, değil mi? 65 eşittir 13 çarpı 5 ve ikisi de tam kare değil. Bu nedenle bu kökü daha fazla sadeleştiremeyiz. Yani hipotenüs eşittir karekök 65. Buna göre kosinüs teta eşittir komşu yani 4 bölü hipotenüs. Karekök 65. Sinüsle de aynı şeyi yapıyoruz. Sinüs teta kaç olur? İsterseniz bunu düşünmek için size biraz zaman vereyim. Skah ifadesi bize sinüsün karşı bölü hipotenüs olduğunu söylüyor. Sinüsün s'si, karşı kenarın k'sı ve yine hipotenüsün h'si, skah. Bu soruda teta açısının karşı kenarın uzunluğu 7. Hipotenüs neydi? Onu da bulmuştuk, karekök 65'ti. O halde sinüs teta da 7 bölü karekök 65'tir. Bu kadar kolay.